24 Mart 2019 Nurettin Bey ile konuşmamıza devam ediyoruz. Erbaa'dayız. Ertuğrul Mahallesi değil mi bura? Ertuğrul Gazi Mahallesi. Birnoğlu Sağlık Ocağı'nın yakınında Gümüş Eczanesi'nin arkasındayız. Evet, birinci bölümümüzde Yaylalı Köyü'nden irtibatı kesmediğini söylüyordun. O arada videomuz yarım kaldı. Şimdi devam ediyoruz. Çocukluğumuz 20 yaşımızdan kadar orada geçti. 39 doğumluyum. Evet. Zamanımızda ilkokul yoktu. 43 yılında Yaylalı Köyü'ne bir ilkokul açtılar. Hatta harmanlara yayla evi gibi çitten örerekten talebeleri topladılar. Sen biliyor musun o zamanı? Evet, onu biliyorum. 46 yılında ben ikinci dönem ilkokul 3'e kadar okuduk, bırakıyorlardı. Evet, o zaman. İkinci dönem ben 46 yılında okula kaydoldum. Okul ahşap yapılmıştı. Biz 3 sene okuduktan sonra bize bir belge verildi. Okuryazar belgesi. Okuryazar belgesi. Ben okumak istedim. Babam da benim arazim, malım yeterli değil, okutmak istemedi beni. Ben zorladım. Hatta köyde mi çalış dedi babam sana? Köyde çalıştırıyordu. Evet. Malda var çoktu. Koyun gittiği sana resmen. Ama kardeşin de çok. Kardeşlerim, bir abim benden büyüktü. Ben iki numara onun. Abin hangisi? Ali Aslan. O Ali Aslan nerede şimdi? Köyde Hacı derler ona. Hacı. Ben Hacı olarak biliyorum onu. Onun adı Ali mi? Ali dedi, evet. Ne bileyim, Hacı diyorlar. Niye sizin köy böyle ya? Geçen de şey öldü. Biz Hisar biliyorduk. Onun adı daha değişmiş. Cenazeye de gidemedik yani. Evet. Bak şimdi Hacı'yı biliyorum ben. Hem de Mürüs'ün bizim köyün eniştesi. Babamın dayısının oğlu ama bak şimdi Ali dedin sen ona. Ali o, evet. Öteki de Bitburun. Onun ismi de Salim. Alim derler ama. Onun ismi de Salim. Alim de değil. Alim de değil. Bak ben alim biliyorum. Alim de değil. Salim. Onun adı da Salim. Onu da burada öğrenmiş olduk. Herhalde Yaylalı'da hep çift. Hep. Onlarla böyle. İlkokul 4'ü 5'ü tamamlamak için evet. Doğan Yurt'a gidip gelirdi bize önceki talebeler. Evet, evet. Osman Ünal öğretmen olarak Çamdibi, Geleğin Köyü'ne atanınca evet. Talebeler oraya dönmüştü. Ben de babama çok zorladım. Babaannemin araya girmesiyle 40 gün sonra okul açıldıktan sonra evet. Çamdibi, Geleğin Köyü'ne çocuklarla gittim. Halen şu an sağ olan öğretmenimiz Osman Ünal. Osman Ünal. Beni kaydetmek istemedi. Zikri Ünal'ın babası değil mi? Benim öğretmenim Zikri Ünal. Sizin köylü. Zikri Ünal'ın babası. O da düştü. Biliyorum işte o da. Kaydetmek istemedi. Çünkü evet. Niye? Okul 40 günlük, 5 gün, 1,5 ay geçmiş. Olmaz dedi. Akşam geldim ben ağlıyorum. Babaannem araya girdi. Babamı biraz teskin etti, ikna etti. Ertesi gün babam geri gönderdi beni. Hocam bana dedi ki, niye ben sana gelmedim, yarı yıl oldu. Babam gönderdi dedim, kaydetti. Biz o zaman birleştirilmiş sınıfta okuyorduk. 97, evet, evet. 97 kişi. O zaman. 97 kişi mevcutumuz vardı sınıfta. 2, o zaman. 4, 5. sınıflar. Hepsi. Abi. Evet. İlkokulu yani okul orada bitirdi. İlkokulu orada zaten. Evet. Askere gittikten sonra kaldın herhalde. Tamamladıktan sonra Doğan Yurt Köyü'nde Seyfettin Muallim isminde bir hocamız vardı. Evet. Onun yanına gönderdi annem beni. Babam okutmuyordu. Okuyamazsın dedi baban. Malım da varım var dedi. O da beni Tokat'a sanat okuluna gönderdi. Çok güzel. Sanat okulunu buldum orada. Mektup yazdı. Müdür kaydederken babam geldi beni yakaladı. Orada. Müdür
İkna etti, bunun haçlığını, elbisesini alayım. Ben alayım dedi. Haftaya götüreceğim deyin. Ben de ağlıyorum, müdüre yalvarıyorum, verme beni, getirmez. Getirmez diyorsun, biliyorsun yani. Evet. O zaman müdürü ikna etti, aldı geldi bir. Hadi malım da. Yani götürmedi değil mi? Okutmadı. Görüyor musun baba? Dedim, dayın geri getirmiş tokattan, dayın. Hı. Geri getirmiş, okutmuyor mu seni demiş. Ben de dedim ki... Baban gayesine çekmemiş, hep bu koyun senin... Bu koyun... senin... varlığın bana haram olsun. Askere gidince, jandarmaya gireceğim asker olunca... Orada kalacağım dedin. Orada kalacağım dedim. Hem de öyle yaptım. Çok ayıtmışsın. Öyle yapmasaydım ben. Çocuklarımı yetiştirdim. İkisi asrılar emeklisi. Evet, evet. Ne güzel, ne güzel. Birisi öğretmen, birisi ziraat mühendisi. Ne güzel, ne güzel. Bunları yetiştirebilir miydim ben? Evet. Torunlarım var, hakim, öğretmen. Oo. İki tane torun. Onları yetiştirebilir miydim de? Bunları yetiştiremezdim ben. Evet. Kendi... kendi çabalarınla. Çabalarınla. Sen biraz dinlen. Evet, bir de Talip Bey'i tanıyalım bakayım burada. Benim ismim Talip Arslan. Nurettin Çavuş'un oğluyum. Ziraat mühendisiyim, emekli oldum. Şu anda Manisa'da ikamet ediyorum. Kaç doğumlusun sen? 62 doğumluyum. 62 doğumlu. Babanın yanına geldin şu an. Şu anda ziyaretine geldim. Ziyarete geldim, benim dediğim gibi. Biraz rahatsızlanmış. Evet. Ona geldik. Çok iyi ettin. Şu anda iyi gördüm. Kendisini ziyaret ettim. Evet. Köylülerine, tanıyanlara, araylılara bir diyeceğin var mı? Selam söylerim. Diyeceğim. Bu videomuzu da YouTube'dan izleyebilirsin. Teşekkür ederim. Yaylalı Koyu Facebook'a da koyuyoruz aynı zamanda. Bu kalacak yani. Evet. Bu da Ariyer'den, Gümüşalan Köyü'nden. Benim babam oluyor, öyle mi? Hı? Babam oluyor diyor, babam. Babam öyle 72 sene oldu. Babamı sorarsın. Babam evet. 47, ikinci ay 26, anam birinci ay 27, 47. Evet. Dayın oğlunu ziyarete geldik buraya Erbay'a bugün. Senin var mı araylılara bir diyeceğin, mürüslülere? Senin diyeceğin var mı? Ne diyeceğim hocam? Allah'tan sağlığı istiyorum. Evet. Evet Nurettin Bey, burada not alayalım şimdi. Bu videomuzu Yaylalı Koyu Facebook'a atacağız, YouTube'a atacağız. İzin var değil mi? Tabii, teşekkür ederim. Orada dünya izleyecek bizi. Teşekkür ederim. Bizi izleyenlere bir diyeceğin var mı? Bütün köylülerime, bilene bilmeyene selamım. Sıhhat, afiyet. Evet, Nurettin Bey için dua etsinler. Evet. Sağ ol. Bizlere de bu imkanı verdiğin için, bu röportajı verdiğin için. Kaçanlar var. Teşekkürler diyelim. Teşekkür ederim. Ben 24 Mart 2019. Şöyle bir ara verelim, kapatmayalım da. Tamam, Allah sağlık afiyet olsun. Hadi. Ayağımıza sağlık. Aynen öyle oldu. Size sağ ol. Bu röportajı müsaade ettiğin için. Sen de çok sağ ol. Allah teşekkür ederim. Sıhhat, sağlık, sıhhat, afiyet versin sana. Amin. Cümlemizin. İnşallah. En kısa zamanda sağlığına kavuşursun diyelim. İnşallah, inşallah. İnşallah. Birinci bölümümüz vardı, bu da ikinci bölümümüz. Evet. Bir de sizi tanıyalım. Kısaca. Ben Nurettin Bey'in hanımıyım. İsim ne, isim ne? Zine. Zine soyadın? Aslan. Zinet Aslan. Ne olacak? Siz de mi Aray'dansınız, nereden? Yok, ben Erbağlıyım. Erbağlıydın. Ben Kalaycı Yaşar'ın kızıyım. Nurettin Aslan'ın eşiyim. Çok iyi. İki tane oğlum var. Eşim hasta, onunla ilgileniyorum. Herkesten dua bekliyorum. Hastamıza da sağlık, sıhhat, Allah. Herkesten dua bekliyorum. Sağlık versin. Oldu. Sağ ol. Bu kısa şeyinden dolayı sağ ol. Teşekkürler. Biz de gidiyoruz böyle. Hadi Allah iyilik versin. Herkesten dua bekliyoruz. Evet, dualarımız babamın dayısına, oğluna diyelim. Evet, Nurettin Bey'e. Evet, bugün ziyarete gelmiştik. Teşekkür ederiz size. Size de Allah razı olsun. Hastamıza iyi bakıyorsunuz. Bir de resminizi alayım şöyle. Tamam. Teşekkürler. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Oldu, sağ ol, teşekkürler.